Ben Tunceli'nin bir dağ köyünde fakir bir aile çocuğuydum. Eğer cumhuriyet kurulmasaydı, eğer laiklik gelmeseydi bizim o kuyupta belli bir yere gelmemiz mümkün değildi. Yaşayamazdık. İşte Atatürk'ün getirdiği o çağdaş, ilerici, akla ve bilime dayalı bir cumhuriyet rejimi sayesinde ancak biz okuduk, var olduk. Türkiye çağdaş bir ülke oldu. Meclis kürsüsüne çıktığı zaman ben bunu gayet iyi hatırlıyorum. AK Parti grubunun sanki diken üstündeymiş gibi acaba ne söyleyecek diye beklediklerini de biliyorum. Ama sonuçta söylenen şeylerin tamamı doğruydu. Şimdi bu Fethullah Gülen'in bir gün bu meclisi açalım. Kimdir bu arkadaşımız? Ne yapmak istiyor? Türkiye'de bunun bu sermayesi nereden geliyor? Acaba Türkiye'deki rejimdeki rolü nedir? Bunları bir araştıralım. Yarın bunun en büyük zararını siz çekeceksiniz. Ben çekmem. Ergenç'ten bir miras var bu gruba. Sözünüzü kesebilirler, saldırabilirler, sizi kürsüden indirebilirler, fiziki saldırıda bulunabilirler. Kaide şu, bir, görüşmelere devam, iki, o kürsüye çıkılacak, kaldığın yerden devam edilecek, üç, bir kelime eksik söylemek yok, mutlaka nerede kaldıysan oradan devam et. Eşim endişe ediyordum bazen o çıkışlarından dolayı, acaba bir suikast olur mu? Yokluklarla büyüdü ama yılmadı. Her zaman azmiyle örnek oldu. Köklerini savundu, ayrılıkçı olmadı. Kendiyle hep barışıktı. Eleştirenlere espriyle yaklaştı. Haklının yanında, haksızın karşısında durdu. Kişilere değil, devletine hizmet için çabaladı. Korkmadı, geri adım atmadı, yolundan hiç sapmadı. Savaşları hiç sevmedi. Barışı savundu. İdamlara ise hep karşı oldu. Junta'nın emriyle değil, yüreğiyle karar verdi. Bazen tek kişilik muhalefet, onu seçenlerin sesi, her zaman milletin vekili oldu.